Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda bayağı size yenilik, yani yeni olan şeylerden bahsedeceğim. Bir dakika, güvercin sesi geldi. Ya oraya konmasaydılar ya. Bir dakika. Dostlarım bayağı şeyler oluyor ve çok hızlı oluyor maşallah. Ye size. Bir dakika, o kuş sesi nereden geldi? Neyse, bakarım ona. Şimdi dostlarım, size son durumlardan bahsedeceğim. Tellerimiz gördüğünüz gibi çitler çakıldı. Bir tek çitleri boyama işi var. Maalesef çitleri yaptırdığım kişiler boyama yapmıyormuş. Anam minik. Pıs pıs pıs. Minik. Gel. Bak. Ya o kuş niye oraya gider abi ya? Geri geliyor, iyi. Bu kümesi alıştırmaya çalışıyorum. Minik. Ne yapıyorsun kız? Tatlıcık seni. Bak, oyunlar yapıyor da. Ne yapıyorsun sen? He? Bak kaçacak şimdi. Gel. Bak kaçtı. Dostum şimdi su, önce sudan başlayayım. Şimdi biliyorsunuz zemin etütçüleri çağırdık buraya. Şuraya bir atış yapılmıştı. Tam şu noktaya. Bugün güzel bir haber geldi. Bana denilen 85 ile 90 metre arası su görülüyormuş. Tabii biz 100 metre ineceğiz aşağı. 100 metre ineceğiz ki suyu garantileyeceğiz. Hani bana burada sürekli uzun yıllar dayanabilecek bir su olacak. Tabii bu su bizim içme suyumuz, yani ev ihtiyacımız. Bu arada konteynere gelelim. Dostum konteynayı boyamaya karar verdim. Bakın şu şeylerin çıkartacağım. Çavuş dur. Bunlar çıkacak hep. Açıyorum. Bu çizilmesine karşı koruyucu şey taşınırken. Bu konteynayı dostlarım, şu yeşil var ya, bakın kümes. Kümesin olduğu yeşile boyamayı düşünüyorum. Hatta ve hatta şuraya veranda çıkacağım. Üst kısma. Hani en azından güneşten ve yağmurdan bizi koruyacak. Hatta bazen şey bile düşünüyorum. Dışını tahtayla kaplatsam mı lan bille? Daha güzel, doğaya uyum sağlar. Çünkü ben dostum ev yaparken acele etmek istemiyorum. Yavaş yavaş yapacağım. Zaten yapacağım ev basit ama inanılmaz para gidiyor dostum. Sadece şu su olayına nereden baksanız minimum 60 bin gidecek. Sadece 100 metre suyu alta inmesi, sondajdır, çakıl, kamyon gelecek. Zemin etütçülere verildi. Kaç? 2000 mi? 2500 mi ne? Yani şu su olayı sadece bana 65 bin TL gibi bir rakama minimum bağlı olur. Bir gün burada kepçe çalışacak, buraya bir havuz kazılacak falan filan. Şimdi piskider borusunu yaptım. Toprakla kapattım. Maalesef şu an kepçe olmadığı için elimle kapattım. Yani elim diyorum, kürekle kapattım. Bakın şuradan bunları kendim bağladım hep. Şunları. Aslında video yapacaktım ama çok sıcaktı. Şu borular dışarıda kaldı şimdilik. Ama en önemlisi piskider borusu. Zaten şu mutfağın. Yok pardon. Şu mutfağın. Şu mutfağın. Şu da banyonun. Şu neydi? Tuvalette lavabonun mu ne? Tam bilmiyorum. Çavuş sen niye beni takip ediyorsun dostum? Bu da beni gölge gibi takip ediyor. Dostum hep bunları yaptım kendim. Gittim boru aldım. Borular yaklaşık 25 metre boru aldım. Borular sadece dostlarım 1000 küsür TL tuttu. Anam minik oradan bakıyor. Gel bu şerefsizsin. Çok tatlı dostum. Evde bir oyunlar oynuyor. Bir oyunlar. Dostum bu arada ekip burada. Blue Cheese burada. Fifi. Fifi. Fifi gel. Fifi. Çok tatlı Fifi. Dostum Fifi, Çavuş. Bunların hepsi bir olup bayağı yollarda geziyorlar. Neyse boruya geri döneyim. Dostum boru olayı. Bakın şöyle boru döşedim buraya. Baba boruyu iyi döşemiş. Bakın şöyle bir boru aldım. Bu boru esneyebiliyor. Diğer Pimapen borusuna göre bir tık ucuz. Genelde belediyelerin kullandığı tarz. Şurayı toprakla gömdüm. Aslında şu toprakları da itmek lazım ama dostum kepçeyle yapmak istiyorum.
Zaten buraya kepçe gelecek yakında. İşte bakalım Baki abi ne zaman gelir. Ya şu kuşlar da uçup uçup durmasa ya. Dostum kusura bakmayın, iOS'e sürekli oynuyor. Yep, bunları ben kendim yaptım dostum. Gittim aldım, 1000 küsür TL tuttu boru. 1200 mi ne? Buraya getirmesiyle birlikte işte bana 1400'e mal oldu. Fifi gel. Dostum bakın bunlar hep çakıldı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki kadastro olayını söylüyor. Dostum şimdi benim arazim zaten parsel sorgulamadan ben hep sınırlarımın içine girdim. Yani şu an arazim hep sınırların içinde. Bir tek şurada konteynayı koyduğumuz yerde burası orman. Benim arkam başkasının. Konteynerin olduğumuz yerde biraz belki çıkıntı olabilir. Ama diğer taraftan içeri girdim. O yüzden bu komşuyla sorun yaşamam. Ne yapalım, konteyneri biraz taşırmış olabilirler. Belki şöyle bir yarım metre gibi falan. O yüzden ben bu işi dostum ilk defa yapmıyorum. Biliyorsunuz bu benim kaçıncı, üçüncü arazi yapmışım. O yüzden artık biz de dostlarım bu işleri çözdük. Şimdi şura kapanacak hep. Buraya gidecek pis sular. Toprakla şunlar kapanacak. Bu toprak yayılacak. Hatta şu, aynen burası önemli değil. Burası bu arada dere dostlar. Şöyle dere geçiyor. Yani yap böyle yağmurlar çok yağdığı zaman dere geçiyor. Şimdi aşağı inelim. Benim bir gün en mutlu olduğum şu su olayı dostlarım. En azından artık biliyorum ki arazide su var. Yani çok korkmuştum. Zemin etütçüler sağ olsun. Görüştüm bir gün. Dedi ki olumlu 85 metre 90 metrelerde su görünüyor. Tabii dedi 100 metre olarak hesaplayalım dedi. Yani 100 metrede inşallah suyu çıkartacağız dostlarım. Bu arada buraya bir direk daha gelecek. Şuraya bir direk daha gelecek. Yeterince direk olmadığı için. Yalnız işte şu direkler boyalı olsa daha güzel olacaktı ama ne yapalım. Ben boyayacağım. Şimdi. Fifi. Fifi'cik. Oyunlar yapıyordun sen, ne oldu? Dostlarım sabah erken 6'da bir uyandım. Baktım. Çavuş. Fifi. Ondan sonra yanında kim var? Blue Cheese. Bir de manken mi hostes mi hatırlamıyorum. İkisinden Akira da olabilir. Adamlar ta oradan böyle çete gibi geliyorlar ama nasıl güzeller bir görseniz. Burada güzel yanı köpekler dostlarım çok rahat hareket edebiliyor. Çünkü yanımızda hiç ev yok, bir şey yok. Ve ben de burada gerçekten huzurluyum. O nalet, naletlenmiş köyden, o naletlenmiş insanların yanından iyi ki olaylar olmuş da dostlarım buraya hemen gelmişim. Allah bana yardım etmiş ve zamanda iyi ki burayı almışız. Tam konseptime uygun. Bu arada Instagram'dan bizi takip edin dostlarım. Instagram'dan sneak peekler paylaşıyorum. Oradan daha önce olan şeylerden haberiniz olabilir. Mesela alacağım bazı hayvanlardan, ne bileyim işte bu telçiti mesela Instagram'da paylaştım. Instagram adresimi de zaten videonun içine koyarım, görürsünüz. Çavuş gel. Köpekler burada çok rahat. Bu arada şey nerede ya? Hostes de manken. Bu arada dostlarım Balıkesir'in güzel bir yanı daha var. Öyle kimse sizin köpeğinize falan salak salak gelip laf etmiyorlar. Kimse size gelip öyle. Ben mesela aşağı köye indim. İnsanlar gerçekten nasıl söyleyeyim size, daha böyle insancıl, daha sevecen. Hani burada maneviyat ölmemiş. Yani Antalya'nın insanı dostlarım acayip paracı. Dinleri imanı para o Antalya'nın yerlerinin. Gerçekten ben buraya geldim, gördüm dostlarım. Bütün köylüler aynı değil. O yüzden sizlere söylüyorum. Eğer olur ya Antalya'dan, köyden yer alacaksanız kesinlikle almayın. Bu taraflara gelin dostlarım. Başka yerlere, Ege'ye gidin. Ama Antalya'ya girmeyin. Hele o benim geldiğim köy Beycik. O köyden uzak durun dostlarım. Ben böyle yobaz, cahil insanları ömrüm... Bak burada da bakın cahil insanlar var. Ama oradaki gibi bir cahillik ben görmedim. Adamlar Nuh diyor, peygamber demiyor. Adamların hep kendi doğruları. Bir de mesela siz ondan hiç umurunda değilsiniz dostlarım. Burada bakın kepçeci getirdim. Adamın hesabına bir saat ekstra koydum. Adam beni aradı, dedi ki kardeşim sen bize bir saat ekstra para koymuşsun. Bir dahaki geldiğimizde biz sana bir saat
Hani ücretsiz yapacağız, hakkın geçmesin. Yani böyle insaniyet var dostum burada. Birçok insanda. Şimdi şuraya kapı gelecek. Güzel bir sürgülü kapı gelecek dostum. İnşallah güzeldir. Daha kapıyı görmedim. Vallahi güzel değilse gönderteceğim dostum. Çünkü ben kapımı adam gibi istiyorum buraya. Şimdi ben videodan sonra şu demirleri boyayacağım. En azından boyamaya çalışacağım dostum. Bakın şöyle gezelim biraz. Bütün araziyi komple telliyorum. Eğer tel ücretini merak eden varsa dostum, benim arazim 4300 metrekare. Hatta 4000, aynen, tapuda 4300 metrekare. Şimdi tel ücretine gelelim. Dostum şu anki benim aldığım fiyat, birkaç yerden fiyat aldım. Aşağı yukarı bana bir saniye hesaplayayım. Tabii bu kullandığınız telin büyüklüğüne göre değişiyor. Ben mesela 3 sıra tel istedim. Üste, ortada, altta. Gergi teli. Bu tellerin gözleri büyük olursa fiyat daha uygun oluyor. Ben tabii el girmeyecek şekilde göz istiyorum. Lan dur. Bunlar ne yapıyor ya? Dostlar bu Fifi'nin kankaları ya, bu yavrular. Onlarla sürekli oynuyor. Şimdi tel fiyatına gelelim dostlar. Şu an kaç? 2022'deyiz. Şu anki tel fiyatı bu zaman, zaten tarihe baktığınız zaman. Valla ben bir yerden dostlarım 50 bin fiyat aldım. Bir yerden 40 bin aldım. En son işte kaç? 17 bin TL ödedim. İş bitimince de, pardon, 18 bin TL ödedim. İş bitiminde de bir kaç? 17 bin TL daha ödeyeceğim. Ama ön kısımlara 3 metre direkt demişim. Ben aslında 3 metre dememiştim. 2,5 dedim. Ön tellerim 2,5 olsun istiyorum. Pardon, demirler, köşementler var ya, 3 metre çok. Çünkü ön taraf güçlü olsun istiyorum. Hatta 2,5 bile çok aslında. 2 metre daha iyiydi ama neyse. Sorun yok, arazi büyük olduğu için. Hani köpekler zaten hep gezebilecek, fazla ön tarafa şey yapmıyorlar. Arada bir çavuş araba geçtiği zaman kovalıyor da normal. Buradaki insanlar bir şey demiyor ona. Dostum yaklaşık tel olayına gelelim. Kapısıyla birlikte 40.000 TL gibi bir rakam. Şu zamanki fiyat. Tabi dışarı gidiyorsunuz. 50.000 de fiyat veriyorlar. 60.000 de fiyat veren var. Araştırmanız lazım. Yani 3-4 yere gideceksiniz. Yani şu an her şey çok pahalı dostlarım ya. Gerçekten ne yaptırmaya kalksam 50.000 ile çıkıyorum. Yani şu ana kadar nereden baksanız konteyner dahil, kepçe dahil, yolda gitti, benzin falan filan derken 200 bin TL gibi bir rakam gitti. Güneş enerjisi sadece 70 bin TL dostlarım. 60 bin aslında da iki panel daha ekleteceğim oraya. İki panel 14 bin TL, bu benim kullandığım paneller 2400, 240 mı tam, 2400 mü tam hatırlayamıyorum. Büyük paneller, o yüzden iki panel daha getireceğim buraya. Bir de akü. Çünkü yeterince şey değil. Ben istiyorum ki fan da çalışsın. Depolama iyi yapsın. O yüzden bakacağız. Yani hani merak ediyorsanız 200 bin nereye gitti diye. Zaten 40 bin şey. Teller. 54 bin konteyner nakliye dahil. Nakliyeye 10 bin küsür para verdik. Ondan sonra güneş paneli de 70 bin TL olarak hesaplarsak. Zaten ortaya çıkan rakam belli dostlarım. Bunun haricinde git geller. Gel hostes, gel manken, gel. Dostum burayı gerçekten şükürler olsun ki almışım. Balıkesir'i de acayip sevdim. Hostes ne haber kız? Gel gel. Vay canavarlar sizi. Dur lan dur, kameraya atladı. Bakın hayvanlar bile ne kadar mutlu dostum burada. Ben gerçekten çavuşu bağlamaktan nefret ediyordum. En azından burada serbest, gece görevini yapabiliyor. Hem yavlarına da öğretiyor. Bakın yavruları çavuşla çıkıyor dostlarım. Tabii onlar daha avraları güçlü değil ama öğreniyorlar çavuştan ne yapmaları gerektiğini. Bu köpekler burada bizi dostlarım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada inanılmaz tilki var. Gördüm kaç kere tilki. O yüzden gece sağ olsun çavuş sürekli çalışıyor ve yavruları da yetiştiriyor. Hatta Fifi bile dostlarım onlarla gidiyor. Fifi gel gel gel. Ya buna Jack Russell diyorlar. Bunun neresi Jack Russell ya, ben çözemedim. Benim bu Jack Russell'lar benim bildiğim hafif kısa kuyruk olur.
Boyu bir tık daha büyük olur. Yani Fifi Jack Russell'a çok uyumlu bir köpek değil ama acayip sevdim onu dostlarım. Çok neşeli. Bakmayın böyle. Vay. Bluechi sen çok üstüne gidiyorsun. Dostlarım bir kepçe işimiz daha kaldı. Biraz daha şu otlar temizlenecek. İç kısımdaki otlar. Bakın şu ot gidecek oradan. Hatta araziye gireyim. Şu kuşları da kovayım. Bunların yeri buraya değil ama bu kardeşler buraya alıştı. Hadi. Hadi canavarlar. Hadi. Şşt. Şşt. Fifi. Hayır. Hayır. Şşt. Ya. Gidin. Gidin hadi. Gidin. Diğer kafese gidin. Bunlar çingenelerden. Dostum görüyorsunuz ya şu otlar bir gitsin güzel olacak. Bu arada Instagram'dan gerçekten takip edin. Oraya daha sık küçük küçük videolar paylaşıyorum. İyi dostum bu sefer inşallah. Allah gerçekten herkese nasip etsin ya. Muhteşem bir duygu dostum. Benim ait olduğum yer burasıymış. Antalya'da tırmalayıp durmuşum ama güzel yanı ne oldu? Antalya'dan aldığım yeri gerçekten 7 ay sonra karlı bir şekilde sattım. Tabii ki normal şekilde zarar ettim aslında 250 bin TL ama yine karlıyım. Ben oraya dostlarım 200 küsür bin aldım. 100 bin masraf yaptım. Ondan sonra 500 gibi bir rakama sattım. Hatta 500'den biraz daha fazla ama oran normalde ederi 800 bindi. Yani normalde ben orayı biraz daha beklesem 800 bine satardım ama o kadar nalet ettim ki o insanlardan. Bir de dostlarım katil olacaktım artık. Yani böyle ağızlarını burunlarını hatta açık söyleyeyim dostlarım. Şöyle bir 7-8 yıl önce olsa var ya onları ben vururdum diye düşünüyorum. Ama o tabii ki o yaşımız ilerlediği için o deliliklerimiz gitti. Hani şimdi yine biraz kontrol edebiliyorum kendimi. Normalde gerçekten tüfekle vurulacak insanlar ya. Bu kadar cahil, bu kadar hayvan. Adamlar şebeke suyları var. Doğal kaynak su için nasıl kavga? Götlerini yırttılar ya. Bu kadar iğrenç insanlar. Ama Antalya'ya gittiğimde dostlarım. Bu arada 8 tane mahkemem var. Onlar için Antalya'ya gideceğim. Olur ya bir denk gelirlerse 2-3 tanesinin ağzını burnunu kırmak istiyorum. Neyse kusura bakmayın negatif şey için içim o kadar dolu ki. Şuraya geldim dostlarım vallahi huzurlu ya süper. Biraz ürpertici ilk geldim ya biraz ıssız geldi bana. Ama alışıyor insan. Burada her kaldığım süre orada başıma gelenleri düşünüyorum. İnsanların beni kazıkladığını, insanlardan bana ne kadar zarar geldiğini düşündüğüm için burayı şükrediyorum dostlarım. Bu arada dostlarım videoyu burada bitireceğim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın. Burada gerçekten güzel şeyler yapacağız. Bana da destek veren herkese, yanında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bye bye.